Sabah spordan herkese selam. Artık derbi vakti geldi çattı. Biz de bugün derbi hakkındaki önemli detayları merak edilenleri anlatmaya, konuşmaya çalışacağız. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başındaki ilk derbisi, Galatasaray derbisi. Jose Mourinho'nun Galatasaray derbisi için özel bir taktik çalışması yaptı ve Galatasaray'dan birkaç oyuncuyu gösterip bu oyunculara dikkat tarzında özel çalışma yaptığı gelen bilgiler arasındaydı. Galatasaray maçının analizini hazırlayıp orta sahanın merkezine dikkat çekti abi. Evet. Rakibin Abdülkerim'le başlayan Torreira, Sara ve Mertens'e devam eden ataklarına dikkat çekti ve bunun hakkında özel çalışma yaptığı gelen bilgiler arasında. Evet. Yani doğru bir yere değindi aslında hoca. Sen de güzel bir yeri almışsın. Bana kalırsa futbolda zaten hani orta sahaların önemi zaten çok önemli. Orta sahaların aslında maçı kazandırdı. Özellikle geçiş oyunlarında vesaire. Çok önemli olduğunu düşünüyorum ki Mourinho hoca zaten hani tecrübesinden dolayı çok iyi hazırlandığını zaten biliyoruz. Fenerbahçe'nin orta sahasını bana göre Galatasaray'ın orta sahasına karşılaştırdığımız zaman biraz daha sanki önde olduğunu görebiliyoruz Fenerbahçe'nin. Yani Fred'in özellikle büyük maçlar çok büyük bir etki ettiğini görebiliyoruz. Taktik evet. Anlamda takımı çok iyi çıkardığını, gol yollarında çok önemli olduğunu bu sene görüyoruz. İsmail'in arkadaki o toplayıcılığı, 6 numaradaki işte dinamizmi, presi vesaire olduğunu, bunun yanında Szymański'nin de özellikle 10 numara pozisyonunda 3. bölgedeki presi vesaire, işte kendi kanatları beslemesi, işte Mourinho zaten bu konuda da hani elinde Szymański olsa 3 tane Szymański oynatırım. Evet, işte, evet doğru. Her hocanın isteyeceği bir oyuncu. Galatasaray cephesine baktığımızda senin dediğin gibi aslında bazı maçlarda Abdülkerim'in uzun oynadığı ya da Abdülkerim'le başlayan taktiklerini işte Torreira, işte bu sene Gabriel Sara, ileride işte 10 numarada Mertens'in kullandığını görebiliyoruz. Ama bu üçlüyü karşılaştırdığımızda dediğim gibi Fenerbahçe'nin biraz daha dinamizm anlamında, tecrübe anlamında ve daha önde diyorsun. Teknik anlamda biraz daha önde gibi görünüyor Fenerbahçe'nin orta sahasını düşündüğümüzde. Evet abi, merak edilenlerden biri de Fenerbahçe'de En-Nesyri mi oynayacak, Dzeko mu oynayacak konusu oldu. Ya En-Nesyri Kasımpaşa maçında gördük. Hani hoca da bir deneme şansı verdi aslında ama hani En-Nesyri'nin hala hazır olmadığını ben gördüm yani. Özellikle topları indirmede En-Nesyri'den istenen şeylerin aslında verilemediğini gördük yani burada. Topları indiremedi. İşte kendisini sırtı dönük bir şekilde oynatamadı vesaire. Oyuncularına çok fazla oyun içinde katkı sağlayamadığını gördük. Dzeko'yu bu maçta dinlendirip Galatasaray maçına hazırladığını düşünüyorum ki bence Dzeko daha önemli. Dzeko başlayacaktır maça. Onun özellikle top indirmesi vesaire, işte kendi alanının çevre kontrolü yapıp takımını işte o bölge, 3. bölge çekmesi çok önemli. Mourinho'nun planının bence bu olacağını düşünüyorum. Galatasaraylılar da ilk kez kendilerine karşı Mourinho'yu izleyecekler. Evet, evet. Ve ben Galatasaray taraftarına gidip Jose Mourinho hakkındaki düşüncelerini sordum. Evet. Sence nasıl cevaplar geldi, görelim mi? Görelim, hadi bakalım. Merak ettim ben de. Emir, bir VTR'miz var abi. Tamam. Emir, VTR. Mourinho büyük bir teknik direktör. Yani bayağı büyük bir teknik direktör. Kazanabiliriz ama Mourinho da değiştirebilir. Büyük bir faktör. Büyük yani bir faktör. Ben Jose Mourinho'nun eski gücünde olduğuna inanmıyorum artık. O Special One'dan çok bir şey kalmadı. Yani tabii ki yetenekleri tartışılmaz bir hoca ama ben derbiye hocaların değil de daha çok futbolcuların katkı vereceğini düşünüyorum. Abi Jose Mourinho bitti artık. O eski Jose Mourinho bence çok fazla bunlarla uğraşıyor. Büyük hoca önceden olabilir ama şu an bence forsu bitti. Bence bunlar Okan objektif yorumlar değil. Okan hocama biz güveniyoruz. Olduğu gibi o kadar büyük bir teknik direktör değil. O yüzden Okan Mourinho'nu kolaylıkla alt edeceğini düşünüyorum. Jose Mourinho'yu eskiden severdim İddialı. Ama Fenerbahçe'ye geldiğinden beri her maçtan sonra Galatasaray konuşuyor. Bu iyi bir teknik direktör için iyi bir şey değil. Yani Jose Mourinho dediğiniz adam ya Galatasaray'ın olduğu yerde Jose Mourinho'ymuş, Utuormuş hiç fark etmez yani. Evet abi. Galatasaray taraftarının Mourinho hakkındaki görüşleri bu şekildeydi. Sence ne kadar objektif olmuş? Bazıları gerçekten değiştirecek bir faktör. İlk başta ikinci konuşan abi şey demişti. İlk başta ne kadar objektif bir yorum diye soracakken kalitesi tartışılmaz gibi bir yorum yaptı. Ama kalitesi tartışılmaz ama tabii dediğim gibi hani Galatasaray derbileri farklı oluyor. Hocadan ziyade oyuncuların ve bence taraftarın aslında evet, faktör olduğunu söyleyebiliriz. Tamam, büyük hoca Mourinho belki taktiğiyle maç alacak. Ama oyuncuların ve karşı takımın vereceği reaksiyon işte çok önemli. Ama bir tane daha VTR'miz var abi. Icardi oynamayacak maçta biliyorsun. Evet. Okan Buruk Gaziantep maçı sonrası Icardi kesinlikle oynamayacak açıklamasını yaptı. Açıklamadan önce ben Galatasaray taraftarına
Icardi mi oynamalı, Osimhen mi oynamalı diye bir soru sordum. Hı hı. Güncel durumu göz önünde bulundurarak sakatlıktır bilmem nedir. VTR'miz gelsin. Bence Icardi oynamalı. Yani Osimhen evet çok iyi bir futbolcu ama favorimiz her zaman Icardi belli yani. Ya bence şu anda Osimhen oynamalı şu anki fiziksel durumuyla, şu anki formuyla. Ama Icardi'nin de derbilerdeki performansını biliyoruz. Evet, bence Osimhen oynamalı. Icardi'nin son sezonlarda formunun daha düştüğünü düşünüyorum. Osimhen şimdi düştüğü. Yeni geldi 100 milyon ama kalbimizde Icardi ya. Yani hazır olan kimse oynasın. Şimdi biz Icardi sırf sakatlığı var diye yani oynatacak değiliz. Yani şu anki performansla Icardi'nin hazır olacağını düşünmüyorum. O yüzden Osimhen'le başlamamız lazım. Ama Icardi gene son 15 dakika yettiği için ona 15 dakikada girebilir yani. Hiç problem yok. Yani bence Osimhen'le başlamamız lazım. Ya bence de Türkiye'de derbi ortamları biraz farklı olduğu için, Icardi de bu derbi ortamına çok hazır olduğu için ben Icardi'yi tercih ederim. Bence biraz Galatasaray taraftarı birazcık duygusal düşünmüş. Genel anlamda duygusal aslında davranmış. Duygusal da demeyelim de çünkü adamın Icardi'nin derbi performansı ortada ama ya, Osimhen evet. Gibi bitirici var. Yani. Evet. Bir canavar var. Şey çok iyi değil miydi ama bir arada güldüm. Icardi sakat diye illa oynatmayacak değiliz. Evet, güzel, süper bir. Abi şimdi çok kısa senden Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın avantajları ve dezavantajlarını öğrenebilir miyiz bu derbideki? Şimdi Fenerbahçe'nin ile başlayalım ev sahibi olduğu için Mourinho ben demek istiyorum. Derbilerde sebep? Derbilerde dedi ki biz teknik direktör belki çok büyük farklı olmayabilir ama Mourinho çok özel birisi olduğu için takımı özellikle ateşleme şeyin konusunda çok tecrübeli olduğu için burada Mourinho'nun saha içinden de ziyade biraz saha dışındaki yani kenardaki işte reaksiyonları işte maçta hakemi işte provoke etmesi, Okan Hoca ile belki dalaşması ki bunları çok sever. Premier Lig'de çok gördük bunu. Keza La Liga'da da aynı şekilde Real Madrid'deyken de gördük. Bu avantaj olarak söylüyorsun. Bence bunu kesinlikle. Ha, dezavantaj olarak aynen. Söyledin diye duydum başta. Tamam. Aslında Fenerbahçe tarafında sevdiği şeyler bunlar yani. İşte Fener işte hocanın işte hakemle uğraşması, her pozisyona itiraz etmesi vesaire. Bu bir avantaj olarak düşünüyorum bence bunu. Mourinho bunu kullanacaktır. Peki en büyük silahı bence bu. Mental olarak düşündüğümüz zaman. Bir diğer avantajı ise Fenerbahçe'nin daha teknik oyunculara sahip olması. Biraz daha hızdan ziyade biraz daha teknik oyunculara evet. Sahip olması. İşte Tadic'tir, Fred'tir, işte Szymanski'dir vesaire. Dzeko'dur. Sayabilirsek İsmail'i aslında yine sayabiliriz. Dezavantajına baktığımızda Fenerbahçe teknik takım ama atlet bir takım olmadığı görüntüsünde. Zaten Mourinho'nun aslında Maximen transferi bu yüzden de. Çünkü takım biraz ağır kalmıştı Galatasaray'a göre. Galatasaray çünkü biraz daha hız, teknikten ziyade biraz daha hız. Fenerbahçe'nin tersine biraz daha hıza sahip oyun ve anlayışı oyunculara sahipti. Transferlerini zaten bu yönde yapmıştı Galatasaray. Fenerbahçe'nin bu konuda biraz zaafı olabildiğini düşünüyorum. Yani hız mı kazanacak, teknik mi kazanacak kapışması olacak bu. Takımların buna vereceği cevap aslında önemli. Evet, hızlı hızlı evet, cevap vereceksin. Evet. Hızlı hızlı cevap verirse Fenerbahçe burada... Reaksiyon önemli diyorsun burada. Fenerbahçe'nin biraz burada daha dezavantajın olduğunu düşünüyorum. Hani teknik kısmında Galatasaray teknik olarak cevap verirse Fenerbahçe'nin de burada daha ağır bastığını söyleyebiliriz. Peki Galatasaray'ın avantajları ve dezavantajları nedir? Tarık bu sene Galatasaray duran toplarda çok iyi. Özellikle Osimhen'in zaten geldikten sonra ne kadar etkili olduğunu Rize maçında gördük. Evet. Sara'nın çok iyi asistler yapabildiğini, uzun toplarla duran toplarda çok iyi kullandığını da gördük. Ki Galatasaray Lig'de sanırım duran toplarda en çok gol bulan ikinci takım konumunda. Bu çok önemli mesela. Galatasaray'ın dezavantajı şöyle duran toplarda iyi dedik ama bir zaafı da savunmada var aslında. Evet. Nedir dersen Tarık. Şimdi Kaan'a baktığımızda Kaan oynarsa biraz daha Kaan çabuk değil biraz daha ağır aslında bir oyuncu. Diğer tarafa baktığımızda Davinson Sanchez hızlı ama onun yanındaki Abdülkerim'e baktığımızda biraz daha ağır yine kalan bir konumda. Yine sol tarafta Jakobs olursa yine onun da biraz hızlı olduğunu söyleyebiliriz ama dengesizlik olduğunu görebiliyoruz. Hani hız yavaşlık, hız, yavaşlık gibi oluşan bir anlaşıldı. Aslında bir çizgi olduğunu görebiliyoruz. Bu konuda Galatasaray biraz daha hani belki problemler yaşayabilir. Özellikle Sen Maxima'nın hani sol kanattaki etkinliği, hızlığını düşündüğümüz zaman Galatasaray'ın belki zayıf noktası olduğunu görebiliriz sağ kanadın, sağ bekin. Hazır Galatasaray oyuncularının konusuna girmişken Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Mişi Batshuayi evet. Gaziantep maçı sonunda Mixon'dan geçerken Fenerbahçe'ye karşı gol atacak mısın sorusuna arkasını dönüp inşallah diye bir cevap verdi. İnşallah.
bayağı bir motive olmuş yani. Bu Fenerbahçe maçına karşı özel bir motivasyonu var yani. Kesinlikle. Böyle sanki özellikle onu bekliyormuş gibi. Batshuayi gol atarsa eğer Fenerbahçe'de biraz daha sinirlendirebilecek bir gol sevinci vesaire, biraz abartılı bir gol sevinci yapabilir diye düşünüyorum. Ben Batshuayi'den her şeyi bekliyorum. Ben Batshuayi'den aynen her şeyi beklerim. Elinde bayrakla falan çıkıp sahanın ortasına dikmeye çalışsa şaşırmam ben Batshuayi. Sever bunları. Bu arada Batshuayi Fenerbahçe'ye gol atacak mısın sorusunu soran Mehmet Batuhan Ağır arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Abi son olarak en çok sorulanlardan biri, en çok merak edilenlerden biri derbinin hakemi kim olacak konusuydu ve Atilla Karaoğlan oldu. Şu an iki taraftan da çok büyük bir tepki var. Evet. Galatasaray cephesine baktığınız zaman Atilla Karaoğlan Fenerbahçe'nin işte ne derler? Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu seçimde falan. Fenerbahçe'ye, Galatasaray tarafına baktığımız zaman Atilla Karaoğlan Fenerbahçe'ye daha yakın deniyor. Fenerbahçe tarafına baktığımız zaman biz maçı kaybettik, Atilla Karaoğlan Galatasaray'ı bize bilerek atanıyor, Galatasaray'ı kollayacak maçta gibisinden yorumlar. Şu an iki camiada Atilla Karaoğlan bir oraya atıyorlar, bir buraya atıyorlar Atilla Karaoğlan. Sence? Yani bilmiyorum, tartışılır bir isim Atilla Karaoğlan. Aslında baktığında hani iki takım da haksız mı? Haksız diyemem aslında. Çünkü kendi taraftarları, kendi maçlarını düşündüğünde hani verilmeyen fauller olabilir vesaire. Evet. Kartlar belki yanlış çıkmış. Hatalı kararlar. Yani Atilla Karaoğlu'nun zor bir maç bekliyor. Orası açık yani. Özellikle Fenerbahçe taraftarı büyük bir baskı uygulayacaktır hakeme. Evet, hakem kararları konusunda Fenerbahçe cephesinde eleştirilen taraf kartlar aslında. Çünkü hani Galatasaray mesela, Jose Mourinho da bunu sürekli söylüyor. Galatasaraylı olursak kart görmeyiz diye kaç sefer açıklama yaptı Jose Mourinho da. Hakemleri göndermeye. Şöyle bir istatistik var abi. Sezon başından beri Galatasaray 64 faulde 2 sarı kart görürken Fenerbahçe 76 faulde 9 sarı kart görüyor. Evet. Böyle bir istatistik var. Bunun üzerine aslında eleştiriler geliyor. Tabii, ne diyorsun? Tabii. Ya aslında tartışılır bir konu tabii, ama yani şimdi faullerin bu kadar arada fark var. Evet, sarı kart arasında farklar var. Ama yani şimdi izlemek lazım bu fauller nasıl yapıldı. İşte sert fauller mi yapıldı da verilmedi. İşte kolay fauller yapıldı da sarı kart mı çıkarıldı gibi. Hani iki bakış açısından değerlendirirsek yani zor bir aslında. Sadece istatistiğe konu. Bakarak yorum yapmamak lazım diyorsun, izlemek lazım. Tabii ki de hakem hataları var. Tabii ki de çok fazla hata var. Her sene oluyor yani. Aynen. Konuştuğumuz en büyük konulardan bu ne yazık ki. Futbolda hakem kararları bizi zaten mahvediyor. Biz de konuşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü oyunu etkiliyor, futbolu etkiliyor, kararlar vesaire, maçların işte kaderini belirleyebiliyor kartlar. Ama Atilla Karaoğlan'ın çok zor bir maç bekliyor açıkçası, söylemek gerekirse. İşi zor yani. Evet abi, eklemek istediğin bir şey var mı son olarak? Luis Aragonés'in meşhur bir sözü vardır. Zihnin buz gibi ama kalbin ateş gibi olsun derbilerde der. Evet. Bence oyuncular biraz bu konuda hem öyle olması gerekiyor. Çünkü çok önemli bir derbi. Ligin kaderini belirleyebilecek derbilerden bir tanesi zaten. Bakalım, inşallah zevkli bir derbi olur. Gollü bir derbi olur. İnşallah diyelim. Güzel. Seyir zevki olsun. Yeter diyoruz. O zaman Sabah Spor'da derbi öncesi birlikteydik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.